Yok, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yine çok özel, çok güzel bir video hazırlıyoruz. Yanımdaki bu güzel bayan benim tarot öğrencim Özlem Özbatur. Özlem'im hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bugün herkesin merak ettiği bir konuya değineceğiz. Evet. Ama sen hem tarot hem de numeroloji danışmanlığı veren bir kişisel gelişim, ruhsal gelişimcisin. Çok teşekkür ederim. Numeroloji hayatımızda para, aşk gibi konularda kullanabiliyor muyuz? Şöyle ki kullanabiliyoruz. Tabii ki, çünkü bizler birer enerjiyiz. Bu dünyada bir enerjiyiz. Ve bizim hayatımızda adımız ya da doğum tarihimiz olduğu sürece, yani yaşadığımız sürece de bu enerjileri hayatımıza çekeceğiz ve kullanacağız. Nasıl mı çekiyoruz? Eğer içinde bulunduğumuz zamanın bize ne verdiğini öğrenirsek, onu en pozitif şekilde kullanarak yapmak istediğimiz her şeyde daha başarılı yani olabiliyoruz. Yani bir astrolojide gezegenlerin konumlarını nasıl veya hareketlerini değerlendirebiliyorsak, rakamların da bizim hayatımızda kesinlikle önemi var. Kesinlikle. Şimdi takipçim bir gün bana bir soru sordu. Yaklaşık 2 ay önce. Hı hı. Hani bu saatler 22-22, 00. 0101 görüyoruz, evet, ya. Evet. Bunların anlamları var mı dedi. Ben de var olduğunu söyledim. Bununla ilgili video yapar mısın dedi. Ben de sen daha o zaman yoksun. Evet. Dedim ki yaparım tabii ki. Ve sonra sen benim öğrencim oldun. Dedim ki işte Özlem. Özlem'le bu harika videoyu çekmeliyiz. Evet. Bu videoda zamanların bize getirdiği, yani o hani saatte hep rastlantı olarak zannettiğimiz birbirini tekrarlayan rakamlar var ya. Evet. İşte şimdi bu videoda onları öğreniyoruz. Ve neymiş bakıyoruz. Sevgili Özlem, 0000'ı gören bir kişi. Evet. Devamlı. Evet. Gören bir kişi. Nedir? Hangi mesajı almalı? Şöyle 00'ı gören bir arkadaşımız, sıfır her şeyin başıdır ve bire imkan sağlar. Başlangıç diyebilir miyiz? Başlangıçtır. Yaradandır. Yaratan. Artık yaratmaya başlamamız gerektiğini söyler. Ve der ki bize, sana vereceğim yaratma enerjini lütfen hayat amacınla birleştir ve içsel yeteneklerini bu amaçta kullan der. Der. Evet. Peki 0101? Her şeyin başlangıcı olan bir, hayat amacında yapmak istediğin her şey için ihtiyacın olan enerjiyi verdim demektir. Ve bunun için artık yola koyulabilirsin. İçinde bu enerji senin var, var demektir. Evet. Hep beraber astroloji öğreniyoruz. Tam 3 ayda 12 derste sizlere pratik bir eğitimle astroloji öğretiyorum. Evet, yanlış duymadınız. Tam 12 derste. Hemen başvuru için info@astrologvedatlere.com adresine adınız, soy isminiz, doğum tarihinizi, gün, ay, yıl, doğum saatinizi ve doğum yerinizi bildiren maille başvurabilirsiniz. Sürpriz ne mi? Sürpriz. Bu eğitimin yanında pandül eğitimi de sizlere hediye. Hadi hep beraber 3 ayda 12 derste astroloji öğreniyoruz. 0202. Evet, 02 de demektir. Bize dengeyi ve uyum enerjisini verir iki rakamı. İki denge midir? Dengedir. Denge ve uyum enerjisidir. Alma ve verme dengesini sağlamamızı söyler. Eğer sık sık bu saat önümüze çıkıyorsa, sempatiyle empatiyi birbirine karıştırma. Yoksa şimdi bu mu? Hemen soruyorum merak ettiğim için. Tüm alanda denge mi? Alma verme, sevme sevilme. Her alanda. Her denge. Alanda. Kesinlikle her iki denge enerjisidir. Evet, eğer sık sık da bu önünüze çıkıyorsa bilin ki bir yerde dengesizlik var ve sizi rahatsız ediyor. Hmm. Bunu iyi kullanamıyorsunuz. İkinin mesajı bize bu. İkinin mesajı budur bize. Sıfır, evet. Yaradan. Yaratma. İç şeyi. Sıfır her şeyin başlangıcı. Bir şeylere başla diye mesaj.
Aynen Olabilir öyle. mi? Evet, iç sesini dinle ve bir Başlaman şeylere lazım. başla. Evet diyor. Sıfır değil. Bir bizim yaratıcı bu, enerjimizi gösterir. Yaratıcı Baştan başlıyorsun. Güven. Artık yaratabilirsin. En baştasın. Hadi yaratıcı enerjini ortaya koy diyor. Ona da güven. İki, evet. İki de bize dengede olmamızı dengede söylüyor. Olmanı evet. Söylüyor. Her şeyi dengeye sokmak zorundayız. Aksi takdirde hiçbir şey uyumlu olmaz. Tabii. Dengeye giremedikçe uyumla sağlayamayız. 0-3 ifade ve duyarlılık enerjisidir. Duyarlılık. İfade ve duyarlılık enerjisidir. İfade güçlüğü veya ifade fazlalığı. Evet, yani ifade enerjisidir. Kendimizi nasıl ifade ettiğimizi gösterir. Ve bu da bu aynı zamanda bize duyarlılık da verdiği için hayatımızın kendimiz yönlendirmemiz gerektiğini bize hatırlatır. Kendini birilerinden kop. Et, kendini çıkart meydana diyor. İfade et. Göster kendini diyor. Güzel. 0-4-0-4. Vallahi 4 istikrar ve süreç enerjisini i̇stikrar. Bize ver. Evet, istikrar ve süreç. Sevgi, sabır ve idrak enerjisini bize getirir. Şahane. Ve sık sık bu şekilde bir 0-4-0-4 şeklinde sayılar, rakamlar, saatler önümüze çıkıyorsa bize hayatını planla. Bu çok önemli. Hayatını planla, küçük küçük adımlarla, planına sabit kalarak yoluna devam et demektedir. Ve tabii başına gelen olayları da sevgiyle kabul et. Kesinlikle öyle. Çünkü bu işi kaptınız hocam. Bu başa gelene de kabullenmek ve idrak etmek biliyorsunuz çok önemli. Kabul etme enerjisi. Tabii ki. 05. 05 benim en sevdiğim. Çünkü niye öyle? Ne mana? Özgürlük veriyor. Özgürlük. Tamam tamam, benlik. Çok güzel bir enerjidir benim bu. Benim karşıma ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Yok, 2-2 çıkar. 2. Ya lütfen denge, biliyorsunuz. Ben dengesizim. De işte. O yüzden zaten. Ya yani bende denge olamaz. Çünkü ben Uranüs'yen bir insanım ve Uranüs'te de denge olmaz. Ama işte bunu da sık sık kendinizi hatırlatmak durumundasınız. Dengeye girmeye çalışmak durumundasınız. Ya hatırlatıyorlar ben. Ben de hatırlatacağım bundan sonra ara ara. 5-5. Evet. Bu 1 ve 4 enerjisinin birleşimidir. Bize analitik Verem zekayı. Verem oldum ben. Sen burada hala anlatıyorsun hayal. Ölüyorum ben. Umurumda değil. Özgürlük enerjisi ya. Bir tekrar alalım diye. Şöyle. 4 ile 1'in birleşimi diyoruz. 4 ile 1'in birleşimi olan 5 enerjisi bize analitik zekayı kullanabilmemizi. Çok önemli bu. Değişip dönüşebileceğimizi. Vay. Evet, yani ben şu an 5 enerjisinde bu yılı yaşıyorum. Dönüşebileceğimizi, farklı yerler görebileceğimizi, farklı kültürleri öğrenebileceğimizi gösteriyor. Deneyim. Deneyim. Deneyimle diyebilir miyim? Evet, deneyimle diyebiliriz. Evet. 6'ya soracağız sanırım. Geliyor. Geliyor. Şimdi şöyle, yaşadığın anı olduğu gibi kabul etmek. Bu çok önemlidir. Yani isyan etmeyeceğiz, kabul edeceğiz, idraka geçeceğiz. İsyan ettikçe daha kötü olacak. O yüzden kabul edip çözümü bulmak durumundayız. Evren mükemmeldir. Çözümü bul, çözüm odaklı ol. Evet. 06-06. Evet, yani evren mükemmeldir ve mükemmelliğini kabul ettiğimiz anda sorunlarımız zaten kendiliğinden çözülür. Olmaz mı hocam? Olmaz yani mı? Yani muhtemelen nasıl buna hayır diyebilirsin? Neden ben diyor? Neden? Niye ben? Çünkü sen enerjini doğru kullanmıyorsun ki. Farkına varabilmek adına ya evet. Olumsuzluklarla, aynen. Kayıplarla. Çünkü biliyorsunuz yani bir şeyle. Çünkü dürtüyor. Aynen, fazlalığı da kötüdür, azı da kötüdür. Yani her şey pozitif anlamda da kullanılabilir, negatif anlamda da kullanılabilir. Biz bu numerolojide onlara pozitif anlamda nasıl kullanmamız gerektiğini ve eksiğimiz varsa hangi yönden tamamlayarak kendinizi tamamlanmış hissetmeniz gerektiğini gösteriyoruz. Evet, numerolojide böyle bir şey var. 07, 07. Evet, 07. İtibat ve açıklık enerjisini bize verir. İtibat 7. derken? İç dünyamız. İtimat et, kendine güven. Ruhsallığına güven. Maneviyatı verir 7 bize. İçimize, içimizdeki bize güvenmek durumundayız. Eğer sık sık bu şekilde karşımıza rakamlar çıkıyorsa kendi içindeki öze ulaş. Bir dön bak kendine demek ister. Maneviyatını genişletmek durumundadır bu kişiler. 08. Sevdiğim ikinci rakamdır. Çünkü 8 bize bolluk, bereket ve para verir. Evet, muhteşem.
Dövmem var. Dövmesi var ve bu kesinlikle çağırıyor zaten. Yalnız şurada çok küçük bir şey hatırlatacağım. Bolluk bereket ben, enerjisini. Ben Eda mutluluğa girdim. Bolluk bereket dedim. Kalkırmışım kendimi tabii. Eda da bol yani maşallah. Evet. Allah daha çok versin. Paranı çoğalt ama kamu yararını kullandır. Kamu mesela yararını kullandığın takdirde paran daha çok çoğalacak. Yardım et diyor. İyilik yap, iyilik bu. Aynen öyle. Ay bu arada muhteşem bir şey söyleyeceğim. Bana bak çorcular. Bu iyilik yap, iyilik bul. Şükret olsun dedim, herkes şükürcü oldu. İyilik yap, iyilik bul. 3 yıldır kullanıyorum. Tabii ki bazı sembolleri, bazı güzellikleri empoze etmek, o kapıları açmak şahane de çorculuk yapmayın annem ya. Günah valla. Bak sarıyorum size ona göre. Ona göre yani. 8'de miydik kız? 8'i geçtik. Ha. Gelelim 9'a. Yani maddesel dünyadan maneviyata geçiyoruz. Özü sözü birliğe geçiyoruz. Hmm. Lütfen İyilik diyorum. Yap, iyilik bul. 0808. Ya, iyilik yap, iyilik bul. Demiyoruz. İyilik yap. Ha, iyilik yap. Paranı çoğaltmak istiyorsan ver. Verdikçe de çoğalsın tamam diyor. Ama 9 çok önemli bir niye sayı. Maneviyat. Ha. Özü sözü birlik. Yani bunu rüya yeteneği, iç sesimizin genişlemesi, belki de ışık işçiliği. Anlatabiliyor muyum? Işık olmak. Manevi duygularımızı meydana çıkartmak ve işte iyilik yap, iyilik bul. Belki burada daha doğru bir şey olacak. Kavram olacak. Yani lütfen içindeki sezgileri meydana çıkart ve dünyanın hayrına kullan diyen 9 enerjisine özellikle kulak verelim. Tamamdır. Gördüğümüz an o mesajları muhakkak alalım, yapalım. Evet. 10-10. Şimdi yaratıcı ifadenin ve içsel yeteneklerin farkına varılmasını isteyen 10 enerjisi. Biliyorsunuz 1 ne dedik? Yaratıcı enerji. Eğer 0 sol tarafına gelseydi hiçbir şekilde rakamsal olarak da bir anlamı olmayacaktı. Ama sağ tarafına geldiği için katladı. Katlayınca ne diyor bize? Büyüttü. Büyüttü, evet. Büyütürken de bize zorluklar veriyor. Çok büyük bir enerjim var. Sana zorlukları da vereceğim. Bununla birlikte. Zorluk da getiriyor bizim yanımızda. Ama bu engeller neden geliyor? 10 numara çolağın formu numarası olabilir, biliyor musun? Olabilir, zorluklarla ama birlikte. Ama o da hayatında çok zorluklar. Evet, ama yaratıcı gücü vardı. Yani bir şeyleri meydana çıkartma, kendini gösterme. İşte adam gol kralı. Tabii işte hani gol atma gibi bir yaratıcı güç. Ne oldu? Daha fazla zorladı sistem onu. Hmm. Zorladı. Zorlarım. Çünkü içindekini dışarıya çıkartmak zorundasın dedi. Tabii ki. Yani bu çok önemli. Zorlar. 11-11. Evet, çift bir enerjisi. Çift bir enerjisi ne demek? Yaradanın sana verdiği yaratma gücünü 2 kat daha fazla veriyorum ama seni biraz da uğraştırıyorum. Mesela, zorluyorum diyor. Bir örnek ver, nasıl zorlama? İçindeki potansiyeli meydana çıkartmak adına zorlar. Farkına varırsa bunu kolaylıkla yapabilir mi? Kesinlikle. O potansiyel çıkana kadar zorlayacak. O zaman 11-11'de seni zorlamayacağım. Sinyali al. Evet. Sinyali al. Zorlamayacağım. Yoksa, evet. Yoksa zorlarım. Zorlarım. Kesinlikle. Yoksa zorlarım diyor. Yani kendini engelleme. Lütfen meydana çıkar 12, diyor. 12-12. Evet. 12-12. Bir yaratıcı enerji demiştik. İki denge demiştik. Değil mi? Bir şeyi meydana çıkartırken onu insanların hayrına kullanmak adına meydana çıkarırken öyle bir dengede bul ki kendini, öyle bir dengeye sok ki kendini, alma verme dengesiyle birlikte insanlara hizmet et. İşbirlik. Kesinlikle. İşbirlik. Evet, evet. Zaten bir şey... Ekip çalışmasına güven. Aynen. Ve bir şeyi meydana çıkartıyorsunuz ama onu tek başınıza yapma şansınız yok. Ne oldu? Bakın biz şu an birlikte program yapıyoruz. Evet. Ben tek başıma çıkıp bunca arkadaşa bu şekilde seslenemeyecektim. Ben çok hayatımda bu işbirlikleri yapan biriyim. Denge. Şunu da seviyorum. Hayatım dengeliler için, dengeler için. Ama işte yani, denge için çalışıyorsunuz. Biliyorum. Farkında mısınız? Hani, dengesiz olduğu için. Büyütmeyi severim. Aynen öyle. O yüzden bunu yapıyorsunuz. Ve ben menajer kökenli bir adamım. Yani yıllardır menajerlik yaptım ve yetenek avcısıyım. Bu alanda da yetenekli olan herkese kapımız açık. Onu söylüyorum. Çok, evet. Öyle gerçekten hizmet, arkadaşlar. Hizmet edecek, insanları aydınlatacak, insanların ruhuna iyi gelecek kişilere bütün imkanlarım açık. Onu söyleyeyim. Evet.
12 anlattık mı? Anlatmadık. Bu da yine 1 ile 3 enerjisinin bir araya gelmesinden meydana çıkan bir enerjidir. Yaratıcı ve etkileyici ifadeye sahip olduğumuzu gösterir. 12 uğursuz derler. Asla, ben hiç öyle kabul etmem. Asla değil. Bak ne diyor? Yaratıcı ve etkileyici enerji. Bir şeyi yaratıyorsun ve kendini ifade ederek, etkileyerek karşındakileri bunları sunma enerjisi sana veriyorum diyor. 13 uğursuz bir rakam falan değil. Zor ama zor. Neden? Hem yarattırıyor hem de bunu anlatacaksın, göstereceksin, kabul ettireceksin. Yani sana, kendini ifade edeceksin sana diyor. Sanatçılık gibi. Ha, evet yani evet 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 aynen öyle. Sezen Aksu şarkı yazıyor, besteliyor ve söylüyor. Evet. Ortaya koyuyor. Bu enerji. Bu enerji yani hem yaratıyor hem de kendini gösteriyor. Bir de ortaya çıkartmak zorundasın. Zorunda. Evet. Belki ondan uğursuz etmiyordur. 14. Yaratıcı enerjini fiziksel, duygusal ve zihinsel yönden kendini hazırlamak için kullanmalısın diyor. Yani ne diyor? İstikrar ve güven sorunlarını yaratıcı enerjinle birleştirirsen diyor. İstikrar ve güven sorunlarını yaratıcı enerjiyle birleştirmek. Sorun var. Yani yaratıcı enerjini kullan diyor ya. Şu saatte hep kendinin yeteneklerini ortaya çıkartmakla alakalı. Yani sisteme hizmet etmek, evet. Farkına varmak. Bak yine söylüyorum, astroloji de budur. Yani astroloji bizim var olan potansiyelimizi ortaya çıkartır veya ne olduğunu gösterir. Bak bu sistem de bunun üzerine kurulu. Çok güzel. Şimdi şöyle anlatayım. Tabii ki numeroloji kişiye özel, hani tek tek bakıyoruz ama sayılar evrensel değil mi? Evrensel. Yani herkese bu enerjiyi vermiyor tabii mu? Ki. Yani biz işte 13 her zaman 13-13'ü gördüğümüzde ne düşüneceğiz? Bize bir mesaj verildiğini düşüneceğiz. O mesajı en doğru şekilde almalıyız. Onu da ne yapıyoruz? 1 ve 3 enerjisini birleştirerek alıyoruz. Söylüyoruz. Evet. 15-15'e gelelim isterseniz. Hadi hocam. Gelelim. İç özgürlüğe kavuşmak için yaratıcı enerjin sana destektir diyor. İç özgürlüğe. 15-15 de çok bana gelir. Ama iç özgürlük. Yani. Hayda ne oluyor? Evet. Merak ettiklerini öğrenmek için imkanlar veriyorum sana. Hadi bunu kullan diyor 15-15. Ha, tamam. Analitik zekanı kullan diyor. Kullanıyorum. Evet. Allah'ın evet. Vermiş olduğunu. Evet. Merak ettiklerini öğren, bul diyor. Kullanıyorum yani ne olacak? Evet, 16-16'ya gelirsek bu hayatın doğasında var olan mükemmelliği olduğu gibi kabul etmemizi. Neydi? Sevgi, sabır, idraktı değil mi? Bir yaradan enerjisi var ve idrak etmek, sevmek, saymak gerekiyor. Bu enerjiyi, yaratıcı enerji, açıklık, içtenlik ve kabullenme sorunlarında kullanabilirsin şahane. Diyor. 17. Yaratıcı ruha itimat etmemiz gerektiğini söyleyen bu rakam içindeki öze daha derin bir itimatla itimat geliştirerek yaratıcılığına ulaşmak zor değil diyor bize. Biz Niran'la çok böyle uzun bir dönem beraber çalıştık ve onunla hep böyle bir yerlere giderken o ilk rakamlı fazlasıyla. Mesaj o da veriyor. Çok mistik bir kadındır evet, yani. Evet, mesaj veriyor yaradan. O da hani onun farkında ve onu bak Vedat gördün mü yine bak, falan evet. Filan. Çok güzel. Çok onunla bu çok anlamda güzel. Çok yaşanan anılarımız vardı. Ne güzel, ne mutlu ve bunu fark edebilmek, bunu hayatınıza sokabilmek. Numeroloji böyle bir şey. Niye hayatına sokmayalım? Sok ve kullanmıyor hayattaki yani. Hayattaki her şey bizim rahat etmemiz üzerine dizayn edilmiş. Yaradan seni bu dünyaya eğer bir şekilde getirdiyse bunun için de sana bir takım imkanlar veriyor. Vermiş, bunu görebilmek. Önemli olan bunu görebilmek. Yani. Ve bunu en pozitif anlamda ateş kullanabilmek. Ateş gibi, su gibi, tekerlek evet, gibi, evet, çamaşır evet. Makinesi gibi. Artık bunları söylemekten sıkıldım. Bir anlayın artık. Nerede kaldık? Şimdi 18-18'de kaldık öncelikle. Biliyorsunuz 8 para bolluktu. Bir de yaratıcı enerjiydi. Bu diyor ki para bolluk, bereket ve itibar enerjini çalışarak diyor kamu yararına kullanmayı ama bu kamu yararı da kamu yararı. Ama kamu kullanmak zorundayız. Evet. Çok kendiniz için kullanmak diye. Kamu yararını kullanacağız. Başka şansımız. Kamu yararına göre. Ne yapmak lazım diye. Yardım edelim. Ha kime? Yardım edelim. Hiçbir şey yardım edemiyorsak sokak hayvanlarına yardım edelim. Hem maneviyatımız genişler. Benim bütün takipçilerim yapıyor. Evet. Diyorum. Yani bakın verdikçe alıyoruz değil mi? Verdikçe çoğalmıyor mu? Ben karıncaları bile besliyorum biliyor musun?
Her eve lazımsınız. Her gün bir arkadaşım çiçek getirmiş. Daldan kopartmış. Parasına kıyamamış. Kıyamamış diye. Ve ondan sonra onunla beraber 3 tane karıncaları kovaladı evden. Aman bunlar burada diyorum ki bereket kalsın. Bereket. Hayır diyor. Hayır. Ay onları teker teker aldı. Pamuklarla beraber dışarı yattı. Bereket. Ama bak öldürmedi. Öldürdü. Tamam, ne güzel değil mi? Olması gereken yere, doğaya bıraktı. Tabii ki. Niye öldürelim ya? Yani tabii ki alan yarattığı şeyi öldürmek. Sen evde kara patma falan görmüş öldürüyor mu? Ben ne öldürmüyorum, yapıyorsun? Kedime bırakıyorum, o oynuyor onunla. Ben hiç ellemiyorum. Evet, hiç ellemiyorum artık. İyi ki o var. Onun sayesinde bundan kurtuldum. O peşlerine düşüp oynuyor böyle. Onlarla bir o tarafa bir o tarafa attıra attıra oynuyor. Benim onlara tahammülüm yok. Benim hep her toksum. Ama yani hani gerçekten değil mi insanın şeyine dokunan bir ama soğuk nasıl, böyle şey bir hayvan. Meğersem ne temizmiş bir de bizler tüskünüyoruz. Temizmiş. Protein kaynağıymış biliyor musunuz yiyelim. Hocam? Yiyorlar ya. Yiyorlar. Ay. İçinde falan yiyorlar. Ama acayip protein şey kaynağı. Onlar kedi köpekli bu. Evet var. Evet. Ay neyse. 20 yeni mi? Evet. 19'a gelelim. Tamam, tamam. 19 evrenin sayısıdır. O da bana başın, çok denk gelir. Evet başın ve sonun birleştiği. Baş ve son. Baş ve son çünkü birden 9'a kadardır bizim döngümüz. En baş yaratıcı enerjiyle maneviyatın da birleştiği evrenin sayısıdır. 19 bu bence çok önemli ve çok güzel. Keşke herkes bunu görüp idrakına varabilse. Diyor ki... Bu arada videonun altını en çok gördüğünüz saat dilimini yazın. Evet. Yazın, evet. Bir de bir şey söyleyeceğim evet. Sana. Şimdi bu videonun altını onu yazana bir kişiye bir numaralı danışmanlık var. Ben benim programlarıma gelenden muhakkak bir hediye istiyorum. Seve seve. Tamam mı? Seve seve. Biliyorsunuz ben çekiliş yapmıyorum. Siz oraya yazın tamam mı? Sen de oradan seçtiğin bir kişiye numaralı bir danışmanlık ver. Onun altını şey yazın. Ben en çok 19-19 geliyor. 20-20 geliyor. Tamam mı? Tamam. Sen o rakamlardan en çok ihtiyacı olanı seç. Tamam. O tamam bana mı? Zaten o bana kendini zaten gösterir. Evet gösterir. Hadi tamam. Yine iyisiniz. Bekliyorum o zaman. Tabii yazıyorsunuz. 19-19'da şöyle bir şey var. İçindeki yaratma enerjini. Bir, yaratma enerjini. Kullanman için sana verilen adalet, sevgi, merhamet duygularınla birleştir ve evrene hizmet et der. 19 çok önemli bir sayı. Anladım. 20-20. 20-20. Valla biliyorsun iki dengeyi de yanına sıfır gelince artık dengenin padişahı oldu. Yani denge. İyi bir denge şey mi? Yani ama her denge zaman denge uyarı. De ben o kadar da dengeden yana değilim yani. Bir de insanın hayatında bir iniş çıkış olmalı abi. Denge. Ama şimdi onu çok maddesel boyutta alıyorsunuz dengeyi. Hayır maddesel değil. Hayır. Dengeyi, yaşamsal işte maddesel boyutta. O içle alakalı. Ruhsal. Evet. Ay o inişler çıkışlar olmaz. Olmaz. Yani içsel yeteneklerini kullanıyor. Neyi? İçsel yeteneklerini. Şimdi. Sezgisel. İşte. Evet. Yani o içsel, o yetenekleri meydana çıkart ve hizmet ruhuyla çalış çok diyor. Çok insan bunun farkında değil. Değil. Tabii haritasına ki. Haritasına bakıyorum. Haritasına bakıyorum. Nasıl buram buram bir o içsel sezgi Allah ona vermiş. Var ama. Diyorum ki böyle ben yo Emal. Ne Allah vermiş kabul farkına mı? Kabul etmiyor, korkuları oluyor. Yani bunu nasıl kullanacağını bilmiyor. İşte o yüzden mutlaka numerolojiyle tanışmalılar. Mutlaka astrolojiyle tanışmalılar. Yok ben tanıştırıp size yönlendiririm. Çünkü gerçekten numerolojiyi bildikten sonra, ne yaşayacağını bildikten sonra insanlar daha da şeyini açıklamasını merak ediyorlar. O zaman da zaten astroloji imdadımıza yetişiyor. Numeroloji yıllık bize döngümüzü gösteriyor sadece. Evet, nerede kaldık? 21'de mi kaldık? 21'i verdik mi? İnsanları ve amaçlarını desteklemek için yaratıcılık, denge ve işbirliğini kullanmaktı. 21, 22. 22 bana çok denk geliyor. İçindeki iç dünyanın uyumunu yakala diyor. Başkalarına sınırlarına saygı göstermeyi, evet göstermeyi önemse. Önce böyle herkese aşırı ver sonra birden kendini küsüp geriye çekme diyor. İşte. Çok yaparım. Ama denge işte bu. Anlatmak istediğim o iç denge bu. Yani
Canımızı veriyoruz değil mi? Ben ne dedim biraz önce? Sempati ile empatiyi birbirimize karıştırmayalım. Bir insanı severiz, yardım etmek için veririz. Ama bunu kölelik şekline de getirebiliriz. Hmm. Negatif tarafıdır bu, kölelik şekline getirmek. Mesela şöyle bir örnek vereyim mi? Biz ev hanımları, işte nedir, eşi belki var diyene. Biz ev hanımları. Biz ev hanım. Biz ev hanımları diye. Mesela eşi var diyeli çalışıyor diyelim. Nedir? Alışveriş yapılacak. Kocası uyuyordur, rahatsız etmesin. Yorgun, işten geldi. Günah ama ya, adam günah, evden gelmiş. O gider köle alışverişini yapar. Evet. Evde elektrikle ilgili bir şey bozulmuştur. Adamın vakti yok, çalışıyor. Kadın üstleniyor. Çocukların toplantıları var. Adam meydanda yok. Kadın gidiyor. Adam da para kazanmaya gidiyor yok. Ne oluyor o kadın sonra? Ne oluyor? Deliriyor, ev boşuyor. Tabii. Gıyılar diye. Sonra adam yok. Çünkü ne yaptı? Ne yaptı kadın burada? O hayatı eline aldı. Başkalarının hayatını eline ve aldı. Ve işte o zaman erkekleşiyorsunuz. İşte o çok yanlış o değil mi? O zaman erkeğe ihtiyacınız kalmıyor. Evet. Kızlar vallahi adam gibi evet. Oldunuz. Bir bıyıklarınız eksik. Bazılarınızda o da var da. Biraz evet o denge önemli. Çok önemli. Bak şimdi biraz anladın kadınsınız. Değil mi? Ya, evet. Kadınsınız o ayol. O düşe enerjide konuştun. Yaşayın kadınlarınızı. Evet. Her şeyi yapmak durumunda değilsiniz yani. Yani her şeyi adamın elinden alırsak ona yaşam amacı vermiyoruz. Farkında değil miyiz? Adamın elinden her ama şeyi alıyoruz ya. Ama kadın da anahtar ya her şeyi yapacak. Biraz lütfen denge ama. Badanayı da kadın yapmasın evet. Yani. Değil mi? Elektrik işlerinde kadın yapmasın yani. Lütfen. Adam ne işe yarıyor sorarım size. Kocası olmayanlar ne yapacaksınız? Yapıyoruz işte bir şeyler. Ne yapalım? 23. Evet 23 sayısı bize dürüstlük ve işbirliği sorunlarını çözmelisin der. Dürüstlükle işbirliği sorunlarını çöz. İşbirliği yapıyoruz. Değil mi? Evet. Bunu dürüstlükle yapmak zorundayız. Tabii ki. Yani ama işte bazen olmuyor. Eğer sık sık bu rakam veya bu saat karşımıza çıkıyorsa kendinden kuşku duyma. İçine güven. Evet, evet. Duygularına sahip çık ve ifadeni en iyi şekilde kullan. 20 der. 20 diyor. Evet. Böylece işte saat anlamında da 00'dan 23-23'e kadar olan rakamları hangileri bizim önümüze daha çık, daha sık çıkıyorsa bize verdiği, anlattığı mesajı böylece söylemiş olduk. Çok keyif aldığım bir video oldu. Çok teşekkür bilgin ediyorum. Bilgin için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi videonun altına ne yapıyorsunuz? En çok gördüğünüz saat aralığını yazıyorsunuz. Evet. Özlem oradan bakacak sizin o yazdığınız yorumlardan ve bir kişiye numaralı danışmanlığı verecek. Evet. Sosyal medya hesaplarını söyler misin? Tabii ki. Facebook hesabım Özlem Özbatur. Numaracı danışmanı diye geçer. Instagram'da da yine aynı şekilde Özlem Özbatur şeklinde mail geçiyor. Adresi? Mail adresim a.baler@hotmail.com. Ben zaten videonun da altına yazarım. Özlem'den hem tarot danışmanlığı hem de numaralı danışmanlık alabilirsiniz. Ama özellikle ve özellikle numaralı danışmanlık konusunda ben almalısınız diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Yine beklerim. Evet ben de çok memnun oldum. Çünkü numaroloji çok bilinen bir bilim değil. Bilim. Bilim. Fal değil. Gebertelim. Bilim. Asla fal değil. Numaroloji bir fal değildir arkadaşlar. Bir bilimdir. Astrolojinin rakamların olduğu yerde hurafe olmaz. Rakamların olduğu yerde bilimin dışında bir şey olmaz. Mümkün değil. Matematiğin olduğu yerde zaten bilim vardır. Numaroloji ve astroloji evet. Gibi. Hı hı, aynen öyle. Bunu sakın unutmayalım. Aynen öyle. Lütfen yani bana danışanlarım da bazen işte ne olacak şimdi? O öyle mi? Bakın böyle bir şey değil. Ben size anlatıyorum. Diyorsun. Onu pozitif anlamda kullanmak senin kendi iraden. Aynen. Videonun altına Özlem'in sosyal medya hesaplarını, mail adresini sizler için bırakıyorum. Çok keyifli bir video oldu. Kız paylaşın videoyu ya ona göre. Ondan sonra iyi ki geldin. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu video sizin için güzel bir hediye olsun. Bu videonun hediyesi bizlere. Bakalım neler olacak. Biz kimlere katkı sağlayacağız. Kimler bize katkı sağlayacak. Hoşçakalın. Hoşçakalın.